Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için malzeme kalitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Monster Notebook'un Pusat Business Pro kablosuz metal klavye modeli sizler için inceleme konuğumuz olacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, son yıllarda Monster tarafından ürün skalasının bir hayli genişletildiğini söyleyebiliriz. İlk başta oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanı olarak karşımıza çıkan marka artık yavaş yavaş gündelik yaşamımızda kullanabileceğimiz, ofis işlerimizde kullanabileceğimiz ekipmanlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tabii bunu yalnızca bir bilgisayar ekipmanı olarak algılamayın. Pusat markası adı altında birçok ürün yer alıyor. Fakat bugünkü inceleme konuğumuz günlük ofis işlerimizde kullanabileceğimiz incelik ve hafifliğiyle dikkatleri üzerine çeken alüminyum kasayla karşımıza çıkan Pusat Business Pro Wireless modeli. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Klavyemizin ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman üst tarafında yalnızca Type-C girişinin yer aldığını görüyoruz. Bu Type-C giriş sayesinde kablosuz klavyemizi şarj etmemiz mümkün hale geliyor. Ön tarafına baktığımızda ise numerik tuşların da karşımıza çıktığı gömülü tuşlara sahip bir klavye karşımıza çıkıyor. Fakat bu tuşların arasındaki boşluklar özellikle yazı yazma ve tuşlara gün içerisinde fazla bastığınız işlevleri yerine getirirken daha hızlı yazmanızı sağlayan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu duruma az sonra kullanıcı deneyiminde bahsedeceğim. Fakat genel olarak bu tuşların arasında boşluk olmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Aydınlatma özelliğiyle geliyor klavye. 7 farklı renk seçeneği mevcut ve klavye üzerinden bu renkleri aktif olarak değiştirebiliyoruz. Ben gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Çünkü piyasadaki bazı ışıklı klavyelerde şöyle bir durum oluyor. Tepeden klavyeye bakıyoruz arkadaşlar. Tepeden klavyeye baktığımız zaman diyoruz ki evet tuşlar ne kadar güzel. Fakat kullanıcı görüş açısından yani biraz daha çaprazdan baktığımız zaman o tuşların altında olan ışıklar gözümüze alabiliyor. Fakat Pusat Business Pro kablosuz klavye modelinde böyle bir sorun yok. Yani ışığın her tarafa eşit bir şekilde yayıldığını hem tuş üzerinden hem tuş yanından gözü almayan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden ışıklandırması da beni gayet tatmin etti. Bir ofis klavyesine bence ışığın da olması gerekiyordu. Özellikle gece çalışma konusunda. Yani yalnızca beyaz ışık artık bir zaman sonra insanın gözünü de yorabiliyor. Fakat Pusat Business Pro kablosuz klavye modelinde yer alan 7 farklı rengin güzel bir ortam yaratabileceğimiz bir imkan sunduğunu söyleyebiliriz. Hazır tasarım ayrıntılarından, klavyenin inceliğinden bahsetmişken ağırlığından da bahsedelim. 504 gramlık bir ağırlığı bulunuyor arkadaşlar bu klavyenin ve yüksek malzeme kalitesine yani alüminyum kasasına rağmen 504 gramlık bir ağırlığı yakalamasının da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu incelikte olduğu için yanımızda da kolaylıkla taşınabilir olduğunu söylemek mümkün. Çünkü uzunluğunu ölçtüğümüzde neredeyse bir laptop boyutunda, belki bir laptoptan yerine göre, laptopuna göre biraz daha uzun olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bir laptop çantasına eğer normal laptop çantalarından bir tık daha büyükse rahatlıkla sığabilir ve taşıyabilirsiniz. Ki ben de sırt çantamda taşıyorum. Eğer bir yere seyahat edeceksem veya dışarıda çalışacaksam bu klavyeyi kullanmak biraz daha konfor sağlıyor bana. Zaten klavyenin asıl amacı da o. Tasarım ayrıntılarıyla devam edecek olursak üst tarafında bir switch yer alıyor. Bu switch sayesinde klavyeyi açıp kapatmak mümkün hale geliyor. Tuş diziliminde ise üst tarafında Bluetooth 1 ve Bluetooth 2 yazan iki tane switch yer alıyor. Ve bu switch sayesinde iki farklı cihaz arasında geçiş yapmanız mümkün hale geliyor. Örneğin ben tabletimde çalışıyorum veya laptopumda çalışıyorum. Farklı cihaza geçiş yapacağım. Hemen Bluetooth 1 ve 2 arasına hızlıca geçiş yaparak çalışmamı hız kesmeden devam edebiliyorum. Bu da önemli bir avantaj olmuş. Çünkü bunun için farklı klavye kullananlar var veya bağlantıyı kes yeniden bağlan gibi uğraşanlar var. Fakat burada tek tuşla geçiş yapmak artı olmuş. Aynı zamanda bu geçiş yapıp yapmadığınızı anlamanız için ise üst tarafında bir aydınlatma barı yer alıyor. Bu aydınlatma barında numlock ve caps lock'un açık olup olmadığına dair bir led yer alırken sol tarafa baktığımızda ise pil durumuyla alakalı bir ledimiz yer alıyor. Sağ tarafında ise 2 adet Bluetooth simgesinin yer olduğu kısımlar Bluetooth 1 ve Bluetooth 2 bağlantı seçeneklerinin açık olup olmadığını anlamamıza yarıyor. Bu pil tarafındaki aydınlatma ise yalnızca pil biterken yanıyor arkadaşlar. Yani pil doluyken yeşil, pil biterken kırmızı gibi bir şey olarak algılamayın.
pil biterken zaten kırmızı bir şekilde yanıyor. Zaten çok aktif kullansanız bile bu ışığı çok nadir gördüğünüzü söyleyebilirim. Çünkü az sonra teknik özelliklerinde de değineceğiz. Gayet uzun bir pil ömrü karşılıyor bizi. Pusat Business Pro kablosuz metal klavye modelinde. Dilerseniz tasarım ayrıntılarından sonra teknik özellikleriyle devam edelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Pusat Business Pro kablosuz metal klavye modeli 504 gramlık bir ağırlık ile geliyor. Bluetooth ile aynı anda iki cihaza bağlanmak mümkün. 7 renkli arka aydınlatma yer alıyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı bulunuyor. Type-C ile şarj olan modelin 10 metrelik bir kablosuz mesafesi var. Pil kapasitesinde ise 2000 mAh bir batarya yer alıyor. Aynı zamanda bu klavyeyi notebook, PC, tablet, telefon ve televizyonda kullanabiliyoruz. İşletim sistemi tarafında ise Windows, Android, macOS, iOS ve akıllı TV işletim sistemlerinde aktif olarak kullanılabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, teknik özelliklerine değindik. Az önce de bahsettiğimiz pil tarafına hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Bu klavye bize pil tarafında nasıl bir deneyim sunuyor? Pusat Business Pro kablosuz metal klavye modeli, klavye ışığı açık şekilde ortalama olarak 55 saatlik bir kullanıcı deneyimi sunuyor tek şarjda. Eğer klavye ışığını kapatırsanız bu değer 100 saate çıkıyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Eğer bu klavyenin ışığını kapatırsanız tek şarjda 100 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Yani günde 5 saatlik bir kullanımdan bahsedecek olursak 20 gün boyunca her gün kullansanız dahi pili anca bitiyor arkadaşlar. Işığı açtığınızda ise bu değer hemen hemen yarı yarıya düşüyor. Ama zaten 10 günlük bir kullanımın bile gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Işıklı kullanımda dahi. Zaten şarj olması çok da uzun sürmüyor. Yani saatlerce 5 saat 6 saat beklediğim gibi bir durum olmadan kısa bir sürede klavyeyi şarj edebiliyorsunuz. Yani pil tarafında söz konusu modelin gayet başarılı bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Kullandıkça bitmeyen bir pile sahip. Tabii ki pil tarafında klavye ışığı açık 55 saat, klavye ışığı kapalı 100 saate varan bir pil deneyiminden bahsetmiştik. Bir kullanım deneyiminden bahsetmiştik. Fakat bunu daha da uzatabiliriz. Nasıl? Kendi içerisine gelen akıllı özelliği sayesinde. Yani belirli bir süre kullanmadığınız zaman bu klavyenin ışıkları sönüyor ve söndükten sonra da aktif etmeniz için bir tuşa basmanız gerekiyor. Örneğin ben o sırada mutfağa gittim. Bir işimi halletmeye çıktım ya da 10-15 dakikalığına. O sırada klavye kendisini kapatıyor. Yani benim klavyem sürekli açık kaldı ve pilim çok kısa bir sürede bitti gibi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz bu klavyede. Bu yüzden kendini uyku moduna alması, kolay bir şekilde açılabilir uyku moduna almasının da önemli bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Klavye kendisini uyku moduna aldı. Fakat geri bağlantı konusunda herhangi bir sorun yaşıyor mu? Ben bu klavyeyi farklı cihazlarda kullandım arkadaşlar. Yani bir Monster laptopta denedim. Kendi bilgisayar kasamda denedim. Ve klavyeyi ben hiç kapatmadan kullandım. Çünkü örneğin yatacağım zaman klavyeyi kenara koyuyorum. Nasıl olsa kısa bir süre sonra kendisini uyku moduna alacak diye pek de üst taraftaki switch'i kullanarak kapatıp açma işlevini kullanmıyorum. Ona rağmen ben de ışıklı bir şekilde kullandığım halde 50-55 saati geçen bir kullanıcı deneyimi yaşadım. Ortalamaya vurduğum zaman tabii ki. Yani kronometreyle net bir şekilde ölçemesem de verilen bilgiler doğrultusunda bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Yani cihazı uyku modunda bırakmayıp switch'ten kapatıp açsanız bile yine bağlantısı otomatik olarak sağlanabiliyor. Hızlı bir şekilde bağlantı sağladığı için çalışmamızı da daha kolay ve işlevsel hale getiriyor. Pusat Business Pro kablosuz klavye modeli. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken bu klavyenin kimlere hitap ettiğinden sizlere bahsedeceğiz. Yani ben neden bu klavyeyi almalıyım diyorsanız, tasarımcılar, yazılımcılar, mimarlar, mühendisler, videograferlar ve profesyonel kullanım tarafında kablosuz bir klavye arayan kullanıcılar için Pusat Business Pro kablosuz klavye modelinin gayet yeterli bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar, ben bu klavyeyle dışarıda çalıştığım zamanlarda video kurgusu yaptığımda oluyor. Bunun dışında haber yazdığımda oluyor. Öncelikle Bluetooth 5.1 desteği sayesinde herhangi bir gecikme yaşamadan işlerimi hallettiğimi söyleyebilirim. Çünkü bilenler bilir, kurgu tarafında herhangi bir tuşa bastığımda anında geri dönüş almak benim için çok önemli. Çünkü aynı haber yazmak gibi dakikada 30-40 defadan fazla tuşa basıyorum. Bu yüzden bastığım tuşlardan anlık olarak geri dönüş alıp diğer işlemlerimi halletmem benim için çok önemli. Ve bu klavyeyi dışarıda, evde, farklı yerlerde kullandığım süreç içerisinde hızlı bağlantı olsun ve kullanım kolaylığı olsun. Yani tuş aralığındaki boşluklar veya klavyedeki tuşların gömülü bir yapıya sahip olmasından dolayı yaşattığı kullanım kolaylığı gibi artılardan dolayı klavyeden bu süreçte bir hayli memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hem dışarıdan çalışma hem de evden çalışma senaryolarında kullanıcıların bir klavyeden beklediği önemli bir artı da tabii ki sessizlik oluyor. Ve Pusat Business Pro kablosuz klavye modelde sessiz kullanımı bizlere sağlıyor.
Peki bu sessiz kullanımın önemi nedir arkadaşlar? Dışarıda bir kütüphane ortamında ya da ofisinizde, bunun dışında gece geç saatlerde evde klavyeye çok bastığınız bir işlevinizi gerçekleştirirken sessiz olmasını istersiniz. Dilerseniz hızlı bir şekilde hemen bu klavyenin sesini sizler için test edeyim. Şu mikrofonumu da masaya koydum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Hani sesi buradan aldığını anlayın. Hızlı bir şekilde yazmaya başlıyorum. Evet, klavyenin sessizliği de bu şekildeydi. Yani beni oldukça tatmin etti arkadaşlar. Bir de bu fiyat aralığına sahip olan ofis klavyeleriyle kıyasladığımda ise rahatlıkla çok daha sessiz ve başarılı bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani hem evde hem iş yerinde gerek sessizlik, gerek aydınlatması, gerek malzeme kalitesi ve gerek bağlantı performansı ile birçok artı sunduğunu söyleyebiliriz. Pusat Business Pro kablosuz klavye modelinin fiyat tarafına baktığımızda ise şu anda Monster Notebook resmi web sitesinde 999 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Bu fiyata piyasada satılan kablosuz ofis klavyelerini incelediğimizde hem malzeme kalitesi olarak hem de bağlantı tarafında biraz daha zayıf modeller görüyoruz. Örneğin herhangi bir Bluetooth bağlantısı olmayan, yani bir USB dongle ile çalışan, bununla beraber aydınlatma özelliği olmayan ya da malzeme kalitesi tarafında plastik gövde kullanılan klavyeler karşımıza çıkıyor. Bu yüzden eğer 1000 TL'nin üstüne çıkmak istemiyorsanız, yani 1000 TL civarında bir kablosuz klavye arıyorsanız Pusat Business Pro modeli tercih edilebilecek en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Monster Notebook'un bir ek hizmeti yer alıyor. Eğer klavye hakkında veya Monster Notebook web sitesinde yer alan farklı bir ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru olursa web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak oradaki müşteri temsilcileriyle görüşüp ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. Örneğin bağlantı tarafında, pil tarafında veya ürünle alakalı aklınıza takılan farklı bir soruda sitedeki müşteri temsilcileriyle görüşebilirsiniz. Eğer klavye hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için tüm yanıtlarınızı değerlendireceğiz ve yanıtlamaya da çalışacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.